Gündemimize son bu hafta içerisinde inanılmaz derecede oturan Temu uygulamasından alışveriş yapılır mı arkadaşlar? AliExpress'e kafa tutan Temu uygulamasından ben de alışveriş yaptım arkadaşlar. Ürünler aslında direkt geliyor. Herhangi bir problem yok. Lafı da hiç uzatmayacağım aslında. Direkt ben konuya gireceğim. Bende nasıl geldiğini bilmiyorum ürünlerin. Temu hakkında sizin de bilgileri verdikten sonra bu paketi de birlikte açacağız. Şimdilik bu paketi arkadaşlar buraya bırakalım. İlk olarak arkadaşlar ben daha öncesinde Temu'dan sipariş verdim. Ürün nasıl geliyor? Ne şekilde geliyor? Ne kadar bir süre zarfında ilerliyor? Ve sürece hakim olmak için daha öncesinde bir adet siparişim olmuştu. İlk siparişi oluştururken bu süreçle alakalı biraz daha tecrübe sahibi olmak için 3-5 arkadaş böyle toplanıp işte sen onu alırsın ben bunu alırım derken herkes böyle bir ihtiyaç listesi oluşturduk. Herkes kendine göre bir şeyler aldı. Kiminin ürünü 800 gün sonrasında geldi. Kimininki 13 gün sonra geldi. Kiminin 20 gün sonra geldi. Mesela benim ilk siparişim yaklaşık 10-12 gün bandında geldi. Ama ikinci siparişim biraz daha geç geldi. Şimdi bunlarla alakalı sizlere bilgiler vereceğim. Temu'nun şu an mevcut Türkiye pazarındaki yeriyle alakalı size önemli böyle birkaç husus bilgileri verdikten sonra ürünlerimiz bakalım aynı şekilde gelmiş mi? Aynı zamanda size sipariş detaylarını da göstermiş olacağım ekran görüntülerini. Ondan sonrasında videomuzu kapatırız. Bu arada ben daha öncesinde söylemiştim. Ben teknoloji kanalı ya da herhangi bir ürün inceleme kanalı değilim. Burada ürünleri de incelemeyeceğiz. Onu belirteyim. Ben kendi işim gereği aldığım ekipmanları sizlere anlatmaktan ve bu ürünleri sizlere göstermekten keyif alıyorum. Aynı zamanda ürünler hakkında bilgi sahibi edinmiş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Temu'da süreç şu şekilde ilerliyor. AliExpress'te gerçek anlamda fiyat politikası gereği inanılmaz derecede kafa tutmuş vaziyette. Yani bu fiyatları alabileceğimiz ürün gerçekten Türkiye şartlarına baktığımızda arkadaşlar bu krizde özellikle alabileceğimiz ürünlerin o fiyata gerçek anlamda çok ucuza denk getiriyor bize. Tek ucuza getirmesinin dışında Temu'nun şöyle bir alternatif daha güzel yanlarından biri var. Sizin bu kargo ücretlendirilmesi, yok işte şunun gümrüğü ekstrası, yok oyu, yok buyu vesaire gibi sizi hiç bu tarz süreçlerle hiçbir şekilde uğraşmıyor. Ürünleri sepete ekledikten sonra yani alışveriş yapmaya başladıktan sonra sizin toplam bir verginizi çıkartıyor. Bu toplam vergiyi ödedikten sonra kargo ücretsiz bir şekilde bu görmüş olduğunuz gibi tek paket halinde size geliyor. Burada bizim dikkat etmemiz gereken biraz araştırdım. Araştırdıktan sonrasında yaşanılan yani kişilerin tamamen kullanıcıların paylaşımlarına güvene istinaden ürünleri şu ana kadar gelmeyenler hiçbir şekilde görmedim. Gelmeyenlerinkini de ya da ürünü bozuk olanlarınkini de kesinlikle ve kesinlikle para iadesi yapıyorlar. Ve para iadesinin dışında arkadaşlar ürünlerin örnek veriyorum aldınız diyelim ben ikinci siparişi gerçekleştirirken başıma geldi. Ürünü satın aldıktan sonrasında birkaç gün sonra ürünün indirime tekrardan bir indirime girdi. İşte ben örnek veriyorum işte o iki üründen yaklaşık işte 150-200 lira bir bandında zarara uğradım. Bunu da dikkatimi çektiği için uygulamayı böyle karıştırırken işte bu indirimi fark ettim ve ben bu indirimden dolayı ürünü daha pahalıya aldığım için ürün daha elime ulaşmamışken indirimin geçerli olan bana o parayı direkt gönderdiler arkadaşlar. Yani banka hesabına direkt yatırdılar. Şimdi Temu ile alakalı böyle en büyük problemlerden bir tanesi arkadaşlar ürün adeti ile alakalı. Birden fazla aynı üründen sipariş vermemeye dikkat edin yoksa bu sefer satış durumuna yani ticari bir durumuna girdiğinden kaynaklı gümrükte süreçler biraz uzayabiliyor. Mesela bu benim ikinci siparişimde 2 adet stick sipariş vermiştim Işık. Mesela gümrüğe geldikten sonra 8-9 gün gümrükte bir bekleme süreci oldu. O süreçte neden kaldı vesaire derken aynı üründen işte 2 tane aldığımdan kaynaklı biraz araştırdım. Böyle bir problem olduğunu söylediler. Temu ile ilgili diğer bir husus arkadaşlar aylık 5 adet paket hakkınız var. Yani 5 paketten derken farklı farklı siparişten bahsetmiyorum. Örnek veriyorum benim bu siparişimin içerisinde sanırım 7-8 parça falan olması lazımdı. Tek bir kutunun içerisine girdiği için bir paket olarak değerlendiriyor. Aylık bu şekilde 5 adet paket hakkınız var. Ve bu alışverişinizi yaparken arkadaşlar tek seferlik olan alışverişlerinizde 150 euroyu geçmemeniz gerektiği söyleniyor. 150 euroyu geçtiğinizde yine bu işte ticari duruma, satış durumuna girdiğinden kaynaklı bununla ilgili sorunlar başlıyor. O yüzden aslında biraz daha böyle mantık çerçevesinde siparişlerinizi oluşturarak ilerlerseniz herhangi bir soru yaşamazsınız. Burada en büyük problem arkadaşlar aldığınız üründen kaynaklı. Yani sadece ve sadece vergi kısmında ödediğiniz rakam olabilecekse yani. O da ki şu an hani baktığınız zaman kargo ücreti gibi düşünebilirsiniz yani.
Çünkü gerçekten girip biraz araştırdığınızda oradaki fiyatlarının gayet uygun olduğunu öğreneceksiniz. Bu arada şunları söyleyeyim. Bu kesinlikle sponsor bir video değil. Tamamen arkadaşlar kendimiz çektiğimiz bir içerik. Yani şu aralar böyle bir Temu furyası başladı ama kimseye sponsor olduğu yok. Zaten adamların bu fiyatlara ürün vermesi en büyük sponsor baktığınız zaman dünyaya. O yüzden kimseye reklam verdirmeye ya da sponsor yaptırmaya gerek yok. Gerekli bir şekilde herkes bunun reklamını yapıyor. Ürünleri gerçekten ucuz ve mantıklı. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz her şey böyle iyi vesaire falan ama sonuçta şöyle bir durum var. Bu pazara yeni giren, aslında yeni sayılmaz. 2 yıldır var ama Türkiye'de yeni yeni popülasyonu oldu. Pazara yeni girmiş gibi biz söylesek de şöyle bir durum var. Ödemelerle ilgili, yani bankaya girdiğiniz, kart bilgilerinizi girdiğiniz ödemelerle ilgili kesinlikle kredi kartı vesaire kullanmayın. Hiçbir şekilde yazmayın. Çünkü 3D security yapmadan, yani onay kodu almadan ödeme yapabiliyor. Bu bir problem açıkçası. Yani bunu sonradan çözerler veya çözemezler bilemiyorum ama siz kesinlikle ve kesinlikle sanal kart kullanarak buradan satış işlemi gerçekleştirin. Ürünlerin ucuz olması ya da işte geliyor olması tamamen arkadaşlar sizin riskinizden önemli değil. O yüzden siz buraya kesinlikle oluşturduğunuz bir sanal kartla ve bu aynı zamanda bu sanal kartta hani böyle standart bir limitle 3.000-5.000 TL'lik gibi bir limitle en doğru kararı vermiş olursunuz. Tamamen kendinizi güvence altına alın burada çünkü sonuçta 2 gün sonra ne olacağı belli değil. Bu doğrultuda alışverişinizi yapmaya devam edin. Son olarak da arkadaşlar bu Temu uygulamanın içerisinde bazen böyle indirim kuponları veriyor süreli. O indirim kuponlarını da uygulayarak alışverişlerinizi yani uygunun da daha da uygun haline getirerek alışverişi yapmaya devam edebilirsiniz. Bence artık şu paketi açma tarafına geçelim. Bakalım nasıl ürünler geldi. Bu arada arkadaşlar ürünün böyle bu ambalaj tarafından bir şey beklemeyin. Direkt böyle poşete koyup gönderiyorlar yani. Ürünleriniz kırık ya da başka bir şey gelme ihtimali de yüksek olabilir. Yani şu an bizim vermiş olduğumuz hiçbir siparişi sorun olmadı. Bakalım bunda olacak mı? Bunu da sizinle beraber göreceğiz. Gerçi olacağını da düşünmüyorum ama neyse. Ben ne sipariş verdim? Yani 30 santimlik RGB stick sipariş vermiştim. Aynı ürünün ikincisini, bu ucu biraz ezik ama inşallah kırılmamıştır. Yok gibi görünüyor. Tuhaf koktu. Neyse. Bunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bunda çünkü kesin dolandırılırım diye düşündüm. Bunu böyle biraz daha kalın bekliyordum. Sıkıntı yok ama 60 liraya mı ne 70 liraya almıştım. Sanırım gözlük de sipariş verdim 59 TL'ye. Yani saçma bir şekilde sağlam geldi arkadaşlar. Vallahi birebir aynısı. 59 TL'ye gelmesi arkadaşlar. Yani şu an ürünlerde herhangi bir problem yok. Asıl olaya geliyorum. Şimdi kamera üstüne arkadaşlar şu tarz bir ürün aldım. Bunların hepsini şimdi tek tek göstereceğim ben size. Kart aldım. Kamera üstüne çok amaçlı tutulacak. Şimdi arkadaşlar bütün paketi açma işlemimiz bitti. Ürünler birebir aynısı geldi mi? Sadece şundan zayıf bir not aldı. İşte ürün inceleyen kanal olmadığımız için böyle maalesef sorun oluyor. Kalitesi nasıl? Premium hissiyatta geldi mi? Yani kutusu ekrandakinin aynısı. İsmi de modeli de aynı. Yani başka bir ürün gelmemiş. Arka tarafında şurası dijital bir ekran. Ürünümüz güzel. Yani benim bu da beklediğim gibi geldi. Bu ürün birebir aynı kalitede geldi. Tamamdır. Herhangi bir problemimiz yok. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Benim için en önemli noktaya. Hadi oğlum sağlam gel. Böyle küçücük incecik bir şey gelir diye düşünüyordum. Gayet de başarılı geldi. Bunun muadilleri de arkadaşlar 3-4 bin lira bandına olunca yani şu ürünü arkadaşlar 800 TL'ye almak gayet bence başarılı. Evet arkadaşlar bu paket olayını geçelim. Ürünler ta Çin'den sorunsuz bir şekilde kırılmadan, ezilmeden, büzülmeden bir paketin içerisinde geldi. Herhangi bir problem yok. Sadece ambalajı açtıktan sonra işte virüs kaplamak için elinizi yıkarsanız daha iyi olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Temu'dan aldığım ürünleri sizlere bu şekilde gösterdim. Sizler de gönül rahatlığınızla bence alışverişinizi yapabilirsiniz. Sadece kart olayına dikkat ederek onu tekrardan söylüyorum. Sanal kart oluşturarak arkadaşlar alışverişinizi yapıp sorunsuz bir şekilde ürünlerinizi alabilirsiniz. Sizler de ürünü aldıysanız ya da yaşadığınız sorunlar varsa bunları anlatabilirseniz. Mesela benim ürün indirime girdiğinde indirime giren yüzde kadar bana geri iadenin yapılma detayı gibi. Sizler de böyle yaşadığınız sorunlar ya da artıya yönelik bir durumlar
Varsa yorumlar kısmınıza yazarsanız sevinirim. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.